abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, şükürler olsun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiniz, ağırladınız. Biz ekibimiz adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Musa abi. Rica ederim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, aynı şeref bizlere ait. Ben röportajımı öncelikle Musa Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Musa Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu Musa Bey? Buyurun. Musa Deniz benim adım. Fas, Tanja'da doğdum. Babadan kalma mesleğimiz. Zaten Fas'a gitme sebebimiz yatırım içinde. Orada bu işin içinde doğarak büyüdüm. Evet. Hani çekirdekten yetiştik. Aynen, aslında. Çekirdekten, evet. Dededen geliyor. Yani deden babamı yönlendirerek, babam da bizlere aktararak öyle devam etti yani. Evet. Dede rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu işe çok büyük vesile oldu gerçekten. Evet. Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Sonra baba aldı. Evet. Babamın da çok emeği var. Kendine buradan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Evet. Biz de babaya da selamlarımızı gönderelim. Evet. Siz de ikinci kuşaksınız böyle. Evet. Aslında şu an baba oğul sır sır omuz omuza verdiniz. Burada mücadele ediyorsunuz. Mücadele ediyoruz. Evet. Diyebiliriz. Biraz ben tanımak istiyorum burayı sizlerden. Bakmış olduğumuz zaman ürün yelpazeniz çok geniş. Burada neler yapıyoruz Musa Bey? Evet. Biz üretime Tanca'da küçük bir fabrikada başladık. Ocak ve fırın imalatı olarak. Daha sonra Casablanca'ya fabrikamızı büyüttük. 65 bin metrekarelik bir yer kapattık. Şu an üretime esas olarak orada devam ediyoruz. Daha sonra İstanbul serbest bölgede yer aldık. Burada satamadığımız pazarlara girebilmek için Türkiye Cumhuriyetleri olsun, Azerbaycan olsun, Irak olsun, İran olsun, buradan daha kolay verebilmek için böyle bir strateji uyguladık. Evet. Ne kadar güzel üretim yapılıyor. Evet. Üretim demek istihdam demek, i̇stihdam, değil mi? Evet. Yani üretim eşittir istihdam, ki biz de temsil ediyorsunuz. Ne kadar aslında gurur verici de bir tablo. Evet. Fuarlara da katılıyoruz bu arada. Türkiye fuarına ilk defa katılıyoruz. Çünkü bizim yerimiz serbest bölgede olduğu için iç piyasaya hitap etmiyoruz. İç piyasaya veremiyoruz gümrükten dolayı. Sadece ihracata yönelik olduğu için. Ama bu ZÜÇEX'i deneyelim dedik. Çünkü daha öncesinde Almanya'da olsun, Çin'de olsun, oradaki fuarlara sürekli düzenli olarak katılıyoruz. Evet, yani çünkü fuarlarda insanlara çok büyük şeyler katıyor. Fuarda yoğun geçecek. Yoğun geçişmesini evet, umuyorum. Yani güzel bir başlangıç yaptık. Evet, hayırlısı olsun derim. Çok da güzel bir enerjiniz var gerçekten. Evet. Bu da başarıya getiriyor zaten. İnşallah. Ama zor bir iş bu iş. Yani Musa Bey, yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Tabii ki de öyle. Bu bir gerçek. Göz ardı edilemez. Siz bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Yani olmazsa olmazlar mutlaka vardır. Vardır. Buyurun. İlk önce müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Yani biz her zaman malımızın arkasındayız yani. Bize yapılmamasını istediğimizi başkasına yapmayız yani. Dürüstlük aslında, dürüstlük, yani temele evet, inersek. Tamamen dürüstlük yani başta geliyor bizim için. Evet, rahmetli dedemizin bıraktığı, babaya evet, bıraktığı en büyük evet, miraslardan biri biridir bu. Evet. Babanızın da bıraktığı miraslar. Evet. Allah evet, sizlere inşallah çok çok uzun ömürler. Allah razı olsun. Hayırlı ömürler nasip eder diyelim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Babaya sağ tekrar olun, selamlarımızı göndermek ben istiyorum. Hürmetlerimi, selamlarımı gönderiyorum babama. Evet. Başarılarınız daim olsun. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Sağ olun.